Futbolun şehirlerine bu hafta Kiraz'ın ve Fındık'ın başkenti Giresun'dayız. Tarihiyle, doğasıyla ve kültürel zenginlikleriyle Karadeniz'in bu güzel şehrini bu programda sizlere tanıtacağız. Tabii Giresun dediğimiz zaman ön plana çıkan fındık. Burada bölgede fındık çok önemli bir yer tutuyor. Fındık neden bu kadar lezzetli ve bölge için önemini bu programda sizlere anlatacağız. Giresun'da spor da çok seviliyor. Sporun tüm dalları burada var ama özellikle futbolda Süper Lig'de mücadele eden Giresun Spor bu sene Giresunluların umudu. Ve Giresun Spor neler yapıyor, hedefleri neler, ileride nerelere gelebilir, tüm bunları Giresun Sporlarla konuşacağız. Giresun'dayız, Karadeniz'deyiz ve gezmeye başlıyoruz. Futbolun şehirleri Giresun bölümü başlıyor. Giresun'da, Tirebolu'da muhteşem bir deniz manzarasının önünde harika bir kahvaltı var şu an karşımızda. Şevket Alaaddinoğlu ile birlikteyiz. Gerçekten burada bu kadar güzel bir doğada, her şeyin doğal olduğu bir dükkandayız şu anda baktığınız zaman. Ve yerel ürünleri ve kahvaltılıkları anlatacağız. Ama öncelikle tabii şu manzaranın güzelliğinden belki de bahsetmek lazım. Siz şanslısınız, böylesine güzel bir doğada yaşıyorsunuz çünkü. Evet, evet, hoş geldiniz. Sağ olun. Biz Karadeniz'de gerçekten çok şanslıyız. Bütün ülkenin diğer yörelerine göre. Bölgemizde birçok doğal ürünler var. Bu doğal ürünleri tam anlamıyla köylerimizle birlikte organize ederek onlara toplattığımız sebzeler, meyveler, tıbbi aromatik bitkilerle burada var ki onları kendimiz mutfağımızda özel bir şekilde işleyerek evet, masaya kadar gelen serüveni yönetiyoruz. Şimdi masadakilerden biraz bahsedecek olursak çok yerel ürünleri tanıtalım. Normal klasik kahvaltılıklarımız da var. Evet. Onları tabii her yerde bulabilirler. Bakın her yerde bulamayacaklar, o kadar çok şey var ki. Hangisinden başlasak? Ben daha önce tadına baktığım için kirazdan başlamak istiyorum. Kirazı soğanla kavurarak yemek pek Türkiye'de başka hiçbir yerde görmedim. Bu kirazı salamura şeklinde biz çekirdekleriyle birlikte yıkayıp tuzluyoruz. Günü geldiğinde bir gün önceden çıkartıyoruz. O çıkartmış olduğumuz kirazı suyunu değiştirerek tuzundan arındırıyoruz. Hmm. Zaten probiyotiktir, çok önemli bir probiyotiktir bu yediğimizde. Çekirdeğini de çıkardıktan sonra soğan, bitkisel yağ son haline evet, biraz da tereyağı ekleyerek kavuruyoruz ve tuzlu kiraz kavurması ortaya çıkıyor. Muhteşem bir lezzeti var. Şimdi hızlı hızlı bu otları da tanıtalım. Tabii. Dedik yani yabani otlar, doğal otlar diye. Şöyle başlayacak olursak. Hemen. Bu sakarca toprağın kökünde olan, kökü toprağın altında olan bir bitki. Üzerinde beyaz çiçeği vardır. Bahar aylarında çıkar. Şu anda da çıktı. Biz onları topladık. Güzel bir şekilde mücverini yaptık. Evet. Bu diken ucu kestane ağaçlarına saran, evet, uçlarında böğürtlen gibi düşünün. O dikenlerin uç kısmını, filizleri, evet, onları toplayıp yine aynı metotla birlikte kavurup masaya indiriyoruz. Bu tirmit, bizim mantar. Bizim Giresun yöresi burada toplanılan ciddi anlamda bir mantar çeşitliliği var. Bunlar düzgün bir şekilde dediğimiz metotla kavurup sotalayıp evet, masaya indiriyoruz. Ve burada da şu yemyeşil gördüğünüz şey ısırgan. Isırgan değil mi? Evet. Bu nasıl yapılıyor? Biz çorbasını yapıyoruz. Sonra bu ısırgan yağlaşı dediğimiz bize evet, yağlaşı dediğimiz bize özgü bir metotla yapıyoruz. Unu ezip ondan sonra ısırganı da unla birlikte ezip tereyağı biraz sarımsakla birlikte bu hale getiriyoruz. Şifa diyebilir miyiz bunun için? Kesinlikle ısırgana i̇laç baktığınız niyetine. Zaman ilaç niyetine herkesin yemesini tavsiye ediyoruz. Önemli bir şifa kaynağı. Burada hafta sonları kahvaltıda sadece pide yenir. Gelenek halinde değil mi? Pazar günü evet, özellikle. Hatta iç malzemeleri kendi evlerimizde hazırlayıp fırınlara getirip onu birçok yörede pazar vardı. Kahvaltısı pidedir. Pazar kahvaltısı pidedir. Geçmişten bugüne kadar ki gelmiş olan bir gelenektir bu. Pideleri de biraz anlatacak olursak aslında bu
Karadeniz bölgesinde çoğu yerde gördüğümüz peynirli yuvarlak pide. Evet, bizi ifade ediyor. Bizim bu pide çatalla yenmez değil mi? Yok, kesip yiyeceksiniz, racona ters yani. Bunu böyle kenarından koparıp içine banıp öyle yiyeceksiniz. Banacaksınız, yumurtayı patlatacaksınız bu şekilde. Ben de biliyormuşum bayağı. Yiyeceğiz tabii kesinlikle. Evet. Son olarak da şunu söyleyeyim, tabii böyle güzel bir kahvaltıya çay yakışır. Çay olarak da Tirebolu çayı içiyoruz. Evet. Tirebolu çayının da namı tüm Türkiye'yi sarmış durumda. Evet. Çay sevenler özellikle çok iyi biliyorlar. Tirebolu evet. çayının lezzetini. Rize'den ayırdığımız nokta 28 yani orası Rize. Bizim bu bölgede 28 dediğimiz zaman Giresun bölgesi, Doğu Giresun bölgesi çaylıklarında üretilmiş olan çaylarımızı evet. gelen misafirlerimize sunuyoruz. Çok çok rüzgarlı bir günde Giresun Kalesi'nin içerisindeyiz. Giresun Kalesi milattan önce 2. yüzyılda yapılmış bir kale. Şehir ilk yapıldığında aslında kale ve etrafında surlar içindeki evlerden oluşuyormuş. Yani küçük bir bölgeye yayılmıştı. Ama sonraki yıllarda buranın önem kazanmasıyla, deniz ticaretinin başlamasıyla birlikte şehir biraz daha denize doğru kaydı ve genişledi. Savunma amaçlı yapılan bu kale, şehrin merkezi olmaya her dönemde devam etti aslında. Venedikliler, Cenevizliler buraya defalarca saldırdılar. Şehri almak için büyük bir çaba gösterdiler. Kale o dönem savunma amaçlı olarak kullanıldı. Günümüzde ise aslında şehri en güzel görebileceğiniz nokta Giresun Kalesi. Buraya çıktığınız zaman tüm Giresun'u ve doyumsuz bir deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Tabii ki Karadeniz'deki tek ada olan Giresun Adası da buradan çok güzel bir şekilde gözüküyor. Giresun Kalesi'nde gezmeye devam ediyoruz. Kaleden ada manzaralı balkona geldik şu anda. Giresun Adası'nı da biraz anlatalım aslında. Giresun Adası rivayete göre bir dönem Amazonların yaşadığı ada olarak biliniyor. Aslında çok eski çağlara dayanıyor adanın tarihçesi ve bazı kalıntılar olduğu da söyleniyor. Kale ile bağlantısı ise şu aslında. Giresun Adası ile hemen alttaki Gogola Manastırı arasında bir tünel olduğu söyleniyor rivayete göre ve o manastırdan da kaleye kadar yine tüneller olduğu söyleniyor. Aslında bu kale yapıldığı zaman şehre buradan tünellerle inildiği yolunda bazı rivayetler var. Ama tabii o manastırdan adaya olan tünel ve oradaki demir kapı buradaki rivayetler içerisinde belki de en ilginç olanı. Ada kıyıya 1.6 kilometre uzaklıkta. Karadeniz'deki tek ada olma özelliğini taşıyor. Ve adada 71 çeşitte bitki olduğu söyleniyor. Bu bakımdan da çok ilginç tabii. Karadeniz'de arkamdaki Giresun Adası'ndan başka ada olmadığını biliyoruz. Kale, manastırlar, ada. Şöyle bir geldiğiniz zaman aslında bir gizem de var bu tünellerle birlikte ama henüz bu gizemler çözülememiş. Giresun Kalesi'nde Topal Osman'ın anıt mezarının önündeyiz. Topal Osman bir Kuvayi Milliye kahramanı aslında ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk muhafız birliğini de kuran kişi. Öncelikle Balkan Savaşı'nda daha sonra 1. Dünya Savaşı'nda büyük kahramanlıklarda bulunuyor bu bölgede. Özellikle Tirebolu'nun işgali sırasında Tirebolu'nun kurtulmasında büyük rol üstleniyor. Bölgede kurduğu gönüller ordusuyla buradaki Rum ve Ermeni çeteleriyle mücadele ediyor. Ve artık Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde
Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı mücadelesine katılmak istiyor. 29 Mayıs 1919 tarihinde Havza'ya gidiyor ve orada Mustafa Kemal'le buluşuyor. Artık onun emrine girdiğini ve beraberindeki gönüllüler ordusunun da onun emrinde olduğunu söylüyor. Öncelikle 10 kişilik bir koruma veriyor Mustafa Kemal'in yanına. Daha sonra yine Giresunlulardan oluşan 100 kişilik bir koruma ordusu muhafız alayı olarak Mustafa Kemal'in yanında görevlendiriliyor. Kendisi de savaşa bizzat katılıyor. Ta ki Akdeniz'e sürülene kadar düşman birlikleri savaşın her aşamasında bulunuyor ve büyük kahramanlıklar gösteriyor. Savaş sonrasında da bölgede yaşamına devam edip burada ölüyor. Ondan sonra da bu anıt mezar onun adına yaptırılıyor. Kuvayi Milliye'nin en önemli isimlerinden ve ilk muhafız ordusunu kuran kişi Topal Osman. Giresun'a geldiğimizde tabii ki fındığı konuşmadan olmazdı. Biz de onun için fındık üretimi yapan bir fabrikaya geldik ve buranın fındığı neden bu kadar lezzetli? Suzan Yavuz saygılıyla onu konuşacağız. Tabii ki herkesin merak ettiği konu bu. Şimdi bu bölgeye geldiğiniz zaman Giresun'da mutlaka ve mutlaka fındık almadan kimse geri dönmüyor. Evet. Çünkü çok lezzetli. Nereden geliyor bu lezzet? Bu lezzet bu bölgede yetişen fındığın bileşiminden, yağ oranından kendine özel besin değerlerinden gelmektedir. Daha ince kabuklu, çerezlik olarak tüketilebilecek, lezzetli ürünlerde de kullanabileceğimiz bir mamul olarak değerlendirebiliriz. Yani bölgenin en değerli ürünü diyebilir miyiz? Diyebiliriz, evet. Hem de ülkemiz için önemli bir geçim kaynağı. 25 ülkeye kurumumuzda ihracatı gerçekleştirilmekte. Aynı zamanda 300'e yakın kadın çalışanımıza iş istihdamı sağlamakta. Peki coğrafi işaretli ürün olarak da alındı galiba değil mi? Ondan evet, da bahsedelim. Kurumumuz öncülüğünde coğrafi işareti tescillendi Giresun tombul fındığının. Artık tüketicilerimiz bunu ambalajlarda görebilecekler rahat bir şekilde. Hatta izlenebilirlik yardımıyla hangi bahçeden kimin fındığı olduğuna kadar inebiliyoruz. Peki biraz da fındıkla yapılan ürünlerden bahsedelim. Fındığı tabii ki çiğ yemek güzel ama çok çeşitli olarak da üretiyorsunuz bunu. Evet. Şöyle amacımız tabii ki de fındığın doğrudan ihraç edilmesi, satılması olduğu gibi aslında asıl amacımız fındığa bir katma değer kazandırmak. Fındığı işlemek, burada gerek fındık ezmesi, gerek krema gruplarımız var değişik oranlarda kullandığımız fındıklarla veya farklı nemlerde müşterimizin isteğine göre kavurarak kıyma olsun, farklı ürünlerde de değerlendirebiliyoruz. Peki benim aslında fındıktaki tercihim pikolo dedikleri o ufak fındık. O niye az bulunuyor onu sorayım. Çünkü çok az gelişen bir fındık, evet. Onu çok maalesef hani çok biz de bulamıyoruz. Çok de da kıymetli ve değerli olduğu zaman da mutlaka tüketicilerimizle paylaşıyoruz. Son olarak da futbolu sorsam Giresun Spor Süper Lig'de. Giresun Spor'a başarılar diliyoruz. Gururumuz bu sene bizi çok memnun etti. Giresun'da tarihi Zeytinlik Mahallesi'ni gezmeye başlıyoruz ve deniz tarafından alttan geldiğimizde karşımıza Giresun Müzesi çıkıyor. Müze aslında eski bir kilise. Burası 1760 yılında yapılmış bir Rum Ortodoks Kilisesi
ve o yıllarda 5 büyük kilise varmış Giresun'da. Bu da onlardan biri. Aziz Nikola Kilisesi olarak da biliniyor. Gogora Kilisesi olarak da biliniyor. Sarı ve kahverengi kireç taşlarından yapılmış olan kilise o dönem bu bölgede yaşayan yoğun Rum nüfusa ev sahipliği yapıyordu. 1923 yılındaki mübadele sonrasında ise burası müzeye çevrildi ve günümüze kadar da müze olarak geldi. Zeytinlik Mahallesi'nde aslında eskiden kalan pek çok ev var. Bunların büyük bir çoğunluğu da günümüzde restore ediliyor. Şimdi dilerseniz mahalleyi ve eski evleri gezmeye başlayalım. Şu an önünde bulunduğumuz ev aslında Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri. Şenez Erzi'nin doğduğu ev. UEFA As Başkanlığı da yapan, ülkemizde futbol dediğimiz zaman akla ilk gelen isimlerden biri olan Şenez Erzik işte tam da bu evde doğmuş. Zeytinlik Mahallesi'ndeki tarihi evlerden biri ve buradan geçerken biz de Şenez Erzi'nin ailesinin evini ziyaret etmeden geçmedik. Sevgili Şenez Erzi'ye de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sezai Balcı ile birlikteyiz. Zeytinlik Mahallesi'ni geziyoruz. Çok güzel bir mahalle burası. Evet. Buranın geçmişiyle ilgili neler anlatabiliriz? Şimdi Giresun zaten milattan önce 670'ten beri Giresun tarihini biliyoruz. 670'te önce burada Miletuslular hakim oldu. Ardından işte Pontuslular, ardından işte Romalılar, ardından Bizanslılar, ardından Trabzon Rum Devleti ve Türkler hakim oldular. Şehrin adı Kerasus'tan Osmanlı döneminde, Türkler döneminde aynı isim muhafaza ederek Giresun şeklinde dönüştürüldü. Şehir 1300'lü yıllara kadar Rum yerleşimi olarak kaldı. Yalnız tabii ki sahil bölgesi Rumlara yerinde, fakat alt bölgeler, iç bölgeler Türklerin elindeydi. İlk defa 1397'de Hacı Emiroğlu Süleyman Bey burayı ele geçirdi. Fakat daha sonra tekrar Rumların eline geçti. 1461'de Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u aldıktan sonra karadan gelerek burayı direniş olmaksızın ele geçirdi. 1461'den itibaren Giresun Türk İslam şehri olarak gelişme gösterdi. Osmanlı zamanında burası ilk çağa göre biraz farklı. İlk çağda Giresun sadece askeri bir üs olarak kullanılıyordu. Çünkü Strabon gibi, Anabasis gibi ilk çağda coğrafyasının eserlerinde bu şeyi biliyoruz. Evet. Askeri üs olarak kullanıldığını biliyoruz. Çünkü kalesi var. Osmanlı döneminde burası bir liman şehir olarak gelişmeye başladı. 1500 yıllarda yaklaşık 1500'e yakın nüfusu vardı. Nüfus zamanla arttı. Daha sonra Tanzimat'la birlikte şehrin merkez nüfusu gayrimüslimler, içinde bulunduğumuz mahalle de bir gayrimüslim mahallesi. Buraya aynı zamanda Gogora Mahallesi diyoruz. Rum nüfusunun artmasıyla diğer Osmanlı şehirlerinde görüldüğü gibi kozmopolit bir Türk Osmanlı kenti Giresun. Böyle diyebiliriz yani. Bu mahalle Rum mahallesi olarak biliniyordu. Bu mahalle Rum mahallesi. Mübadele sonrası Rumlar ayrıldı mı burada? Tabii, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Lozan Antlaşması'nda da imzalanan mübadeleyle Giresun'daki Rumlar Yunanistan'a göçürüldü. Yunanistan'daki Türkler Giresun'a göçürüldü. Bu gördüğümüz Rum evleri zaten o Rumlardan kalan envali metrike diyoruz, yani Rumlardan kalan mallar diyoruz. Zeytinlik Mahallesi şeylerden oluşuyor, bu Rum mallarından oluşuyor. Evet. Osmanlı zamanındaki adı buranın Gogora Mahallesi. Halk arasında şimdi Zeytinlik Mahallesi diyoruz ama mevki olarak Zeytinlik Mahallesi. Eski Gogora Mahallesi burası. Thank you.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile birlikteyiz. Hem şehri hem şehirdeki sporu onunla konuşacağız. Siz kültürel ve tarihi değerleri bakımından, coğrafi konum bakımından Giresun'u bize nasıl anlatırsınız? Fındığın başkenti, kirazın ana vatanı diye bir sloganımız var. Tabii fındık üretimiyle meşhur ama gizli kalmış güzelliklere sahip. Tabii şehrimizin bu anlamda ciddi bir tarihi geçmişi var. Milattan önce 3000-3500'lü yıllara kadar uzanan, hemen yanı başımızda bulunan kalemiz de bunun en belirgin noktalarından birisi. Tabii şehrimizde bu tarihi ardiyesiyle, arşiviyle birlikte bugünümüze kadar gelmiş çok ciddi bir kültürel birikim var. Bu her alanda böyle. Peki, şimdi biz iki gündür gördük ki aslında burada gastronomi de biraz yine gizli evet, kalmış yerlerden biri. Evet. Çünkü çok sayıda yöresel yemek gördük ve tattık aslında. Ot ve balık ana eksenli bir mutfağa sahibiz. Onun içerisinde sayabileceğimiz o kadar çok çeşit var ki böyle bunu bizim Giresun halkı böyle günübirlik devamlı tüketir ama bu böyle ticari hale dönüşmediği için ancak buraya ziyarete gelenler özel noktalarda buna ulaşabiliyorlar. Biz de onun için bir destek olsun diye belediyemiz olarak sosyal tesisler açtık. Yöresel satış noktaları oluşturduk, köy pazarları oluşturduk. Şimdi futbol tabii ki çok önemli, ona geleceğiz ama önce ben amatör branşlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü belediyelerin genelde gençlere spor yaptırmak gibi de bir amacı oluyor. Yani şehirde önce işte çocuklarımızdan o ufaklıklardan başlayarak böyle evet, sporu hem sevdirmek hem de onlara bir hayat tarzı olarak onu yerleştirmek için biz de bu görevi aslında üstlenmeye çalışıyoruz şehrimizde. Çünkü şehrimizde eksik olan o spor alanlarına katkıda bulunuyoruz. Şimdi 4-5 noktaya halı sahalar oluşturduk. Şimdi bir noktada ihaleye çıkıyoruz. Orada halı saha, işte futbol, voleybol, basketbolun, tenis kortlarının olduğu alanlar oluşturuyoruz. Yürüyüş bantları, yürüyüş alanları oluşturduk. Şimdi bisiklet yolları yapıyoruz. Geçmişte atletizmde, efendim diğer spor alanlarında, yüzmelerde vesaire ciddi manada hatta olimpiyat şampiyonları çıkarılmış. Tabii bunları da gençlere de bir taraftan anlatmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki ya bunlar bilinsin. Çünkü bu şehrin geçmişinde ciddi bir spor geçmişi var. Tabii Giresun sporumuzun 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkması bir kere o heyecanı görecektiniz. Yani o akşamki sevinç unutulmaz bir sevinç bizim açımızdan. Bizim gibi şehirlerde Süper Lig macerası önemli. Çünkü biz sadece o zaman spor olarak bakmıyoruz olaya. Sporun yanında bu bize ekonomik katkıda bulunuyor, efendim kültürel katkıda bulunuyor. Gelen takımların burada ağırlanmış olması, o ülkemizin çok nadide kulüplerini geliyoruz, burada ağırlıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor yani onların gelmiş olması. Şehrimizin insanının onları yakından futbolu seyrediyor olması bizim için çok önemli, çok değerli. Onun için Süper Lig'de kalmak da ve burada kalıcı olmak da bizim için en değerli şeylerden birisi. Hedef onun ne için, olmalı Giresun Spor hedef için? Yani şöyle söyleyeyim. Bu sene ligde yani tutunma senesiydi. Bu sene ligde tutunmak. Tamam. Tabii ama istiyoruz ki önümüzdeki yıllarda şöyle. Önce biz şöyle ligde bir şöyle tam yerleşelim. Kalıcı hale gelelim. Kalıcı hale geldikten sonra zaten hedefler bir anda büyür biliyorsunuz yani. Bir gün bir şampiyonluk yaşar mı burası Süper Lig'de? Valla bizim için çok hayal değil, büyük bir hayal değil yani, şey değil, ulaşılmayacak bir hayal değil yani. Kalıcı olabilmeyi sağlayabildikten sonra niye olmasın diyoruz. Giresun'da kale civarındaki Seyit Mehmet Paşa Kapı Camii'nin önündeyiz. Burası aslında semt olarak kalenin giriş kapısına çok yakın olduğu için kapı
kahve adını almış. Cami de adını aslında buradan alıyor. 1461 yılına tarihlendirilmiş caminin yapımı. Ama sonrasında pek çok kez restorasyon geçirmiş. 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda yapılan restorasyonlar sonrasında adeta yeni baştan inşa edilmiş. Zaten caminin yapısına baktığımız zaman 19. yüzyıl mimarisi olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Kare bir yapısı var ve gerçekten ilginç mimari özellikleri var. O dönemki Avrupa'daki pek çok yapıya belki de biraz benzetilerek yapılmış ama şu anda Giresun'un merkezindeki en önemli tarihi eserlerden biri olarak dikkat çekiyor. Mimarisindeki ilginçliklerden biraz bahsedecek olursak aslında o dönem Avrupa'daki yapılarda görülen özellikler, sütunlar, süslemeler, bezemeler bu camide de bulunuyor. İlk orijinali nasıldı bilmiyoruz ama şu anki haliyle de Giresun'un en değerli tarihi noktalarından biri. Şu anda Giresun'da Kadın Kooperatifindeyiz ve Gülcan Günaydın'la birlikteyiz, kooperatif başkanı. Burada gerçekten çok güzel ürünler yapıyorlar. O ürünleri bizlere tanıtacak şimdi. Evet, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle şefimize. Hoş bulduk, sağ olun, çok teşekkürler. Öncelikle tabii şeyi sorayım ben, ürünleri tanıtmadan. Kooperatifi kurma fikri ve ondan sonra nasıl gelişti bu olay? Bizim kooperatifimiz, belediye başkanımız Aytekin Şenlikoğlu öncülüğünde kurulan bir kooperatif. Ve burası da yöresel pazar yapıldı. Bizim Giresun'da biraz pazarcılık kültürü çok fazladır kadınlarımıza ve kaldırımlarda yaz kış getirir ürünlerini köyden kaldırımlara koyarlar ve orada satış yaparlar. Şu an kadınlarımız burada ürünlerini getiriyorlar, orada satıyorlar. Aynı zamanda da dedik ki burada bir yöresel ürün dükkanımız olsun ve bir yöresel yemek tadım alanımız olsun dedik. Evet. Neler var peki yöresel ürünlerden? Şimdi yöresel ürünlerimizden bizim burada taflanımız var. Bu taflan tuzlusu. Bununla kavurması yapılır. Bu mantarlarımız var. Mantar var onun için. Evet, bunun içinde mantar, bu tuzlu halinde satıyoruz. Ve şu kiraz. Beyaz kiraz. Beyaz kiraz. Ve olmazsa olmazımız bizim incir reçelimiz. İncir reçeli, evet. İncir reçelimiz çok güzel oluyor. Bunu da tavsiye ediyoruz. Ve bir de armutumuz var galiba, değil evet, mi? Evet, bizim fakas armudumuz var. Bu armutlarımızda biz bakır kazanlarda, biz bunu en az 7-8 saat bunu pişiriyoruz. Bu kavanozu aç, tatlı al, ye. Yani üzerine fındıkla beraber çok lezzetli oluyor. Buna armut pişmişi denir Giresun'da. Ve bunun pekmezini de yaparız. Giresun'da Eynesil'deyiz. Bu bölgenin çayı bir hayli meşhur. Aslında Karadeniz'de, Doğu Karadeniz tarafında çay biliyorsunuz ki Türkiye'de çok tercih edilen bir çay türü ama buraya özgü bir çay da var. Yani Giresun bölgesine özgü ve bu bölgeye özgü de bir çay var. Hüseyin Kara ile birlikteyiz. Evet. Kendisi bu çay fabrikasının yönetim kurulu başkanı. Evet. Bize şimdi bu bölgenin çayının özelliklerini ve neden bu kadar lezzetli olduğunu anlatacak. Evet, şimdi Doğu Giresun bölgesi adı altında adlandırıyoruz. Türkiye'de Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere çay var. Ama en düşük yaprak olarak, miktar olarak Giresun'dadır ama en kaliteli ürün de Giresun topraklarında yetişir. Bölge alevyonu, toprak alevyonu, güneş görme oranı, genç fidan ve taze yapraklardan oluştuğu için
hem ekstrat oranımız yüksektir hem aromatik bir yapısı vardır bölge çayımızın. Bölgemizdeki çaylarda maden, çinko, bakır bulunmamaktadır. Giresun fındığı gibi çay da kalitelidir toprak alüvyonlarından. Yani bu bölgenin toprak özelliklerinden, toprak özelliklerinden ve biraz da gecelerin geç dikilmiş olmasından dolayı genç çay. Üçüncü de güneş görme oranımız, gün sayımız fazla. Peki siz burada bu tesiste çayı hangi yerlerden topluyorsunuz? En büyük bölgesi Eynesil, ondan sonra Trebolu, Çanakçı, Espiye, Güce, Trabzon sınırındaki Beşiktaş ilçesinde ve Vakıfkebir'de var. Oradan gelen çayları burada yapıyoruz. Burada işliyoruz evet. Burada işliyorsunuz. Evet. Siyah çay haline geliyor. Şu anda siyah çay yapıyoruz. Daha sonra işte yeşil çayla ilgili bir projelerimiz de vardır yani. Hazır buraya gelmişken sorayım. Herkes çok merak ediyor. Bu en iyi çay nasıl demlenir diye. Siz nasıl demliyorsunuz? Şimdi demleme tarzı biz şöyle demliyoruz. Kendimiz geleneksel. Önce suyu kaynatıyoruz. Kaynama derecesini biraz bekletiyoruz. Fokurdaması duruyor. Durduktan sonra üzerine çay ilave ediyoruz. Ha. Yani önce çayı koyup suyu ilave etmiyoruz. Hep böyle mi yaparsınız? Böyle yaparız. Asıl yani en önemli şey böyle demlenir. Yani yoksa sıcak çayı koyup üzerine sıcak su koyduğu zaman onu bir haşlarız. Onda bir sıkıntı olur. En doğrusu önce su kaynayacak. Hatta su kaynadıktan sonra biraz bekleyecek. Tabii 100 dereceden 95'e yani fokurdama deriz biz ona. O duracak. Ondan sonra çayı koyacağız. Ondan sonra çay koyacağız. Peki zaten bu bölgenin çayının lezzeti meşhur. Evet. Çay tiryakisi diyebilir miyiz herkes burada? Yani tabii Karadeniz bölgesi diğer bölgelere göre tiryakidir. Yani her çayı. O zaman siz de bayağı bir burada üretim yapıyorsunuz. Üretim yapıyoruz biz. Ne kadar üretimimiz? Yani biz 2500 ton kuru çay, 15.000 ton yaprak civarında çay işliyoruz yıllık yani bu bölgede. O zaman diyoruz ki yani en lezzetli çay bu bölgede üretiliyor. Evet. Bunu çok rahat iddia edebiliyorsunuz. Tabii yani iddia değil yani bu bir Rize bölgesinde de kabul ediliyor. Bu bölgenin çay kalitesi kabul ediliyor. Yani. Derken bu arada galiba çaylar geldi. Evet çaylar. Bu kadar çaydan bahsetmişken çok teşekkürler. Evet çaylarımızın görüntüsü de. Yani bu kadar bahsetmişken birer çay içelim değil mi? Evet. Giresun'a geldik ama Giresun'a çok fırtınalı, rüzgarlı bir havada geldik. Yine de deniz kenarında bir balık keyfi yapmadan olmaz dedik ve şimdi çok güzel, popüler bir balıkçıya geldik. Sadece balık yok tabii, diğer ürünler de var ama biz balığı konuşacağız Kadir Atamer'le birlikte. Evet. Merhabalar öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Dedik ya Giresun'da fırtına var, rüzgar var ama gerçekten çok güzel bir manzaradayız şu anda. Aynen öyle. Peki deniz ürünlerinden bahsedecek olursak Karadeniz dediğimiz zaman ön plana çıkan ürünler sanıyorum sizin mutfağınızda da var. Aynen öyle. Buranın halkı balık kültürü nasıl? Balıkla ilişkisi nasıl? Önce onu sorayım. Balık vazgeçilmez bir öğün bizim için. Evet. Zaten bütün balıklarda genelde mevsiminde daha çok tercih ediliyor. Mesela şu aylarda mezgit balığı, işte levrek daha çok ön planda oluyor. Hamsi zamanı hamsi, palamut zamanı palamut. Her mevsimine göre balık mutlaka mutfaklarda pişer. Mezgitten bahsedecek olsak Karadeniz mezgitini diğer mezgitlerden ayıran aslında çok önemli bir lezzet farkı var bence. Diğer mezgitlerden farkı şu, kıyı balığı daha çok bu bölgede tutan balık. Günlük olarak taze geliyor bize. Ufak balıkçıların ortalarla genellikle tuttuğu bir balık. O açıdan lezzet olarak da çok farklıdır diğer mezgitlere göre. Yumurtası da ayrı bir lezzet. Havyarı tabii ki. Havyarı dediğimiz yumurtası da. Onunla birlikte çok güzel oluyor. Mısır unu da vermiş olduğu lezzet daha farklı. Onu soracaktım zaten. Mısır unuyla yapıyorsunuz değil mi bütün balıkları? Aynen öyle. Biz hiçbir şekilde beyaz un kullanmıyoruz. Bütün kızartma balıklarda mısır unu. Mısır unu da çok farklı bir lezzet veriyor derken mısır ekmeğini de konuşuyoruz. Ekmeği de zaten onun yani mısır unu olmazsa her şeyde olmazı. Evet. Genelde çok fazla önerdi değil ama balık menülerinde mısır ekmeği en çok tercih edilen ekmek türlerinden biri. Şimdi levrek dediğimiz zaman levreyi daha çok Ege'de falan ızgara ya da Marmara'da biz ızgara aynen tercih ediyoruz. Öyle. Ama burada çok güzel bir şekilde hazırlıyorsunuz levreyi. Onu da anlatır mısınız? Sebzeli levrek buğulama. Evet. Ve biz daha çok genelde kaşar peynirini tercih ediyoruz üzerinde. Zaten görüyorsunuz. Son olarak da biraz futbolu soracağım size. Giresun Spor Süper Lig'de. Süper Lig'de inşallah daha iyi seviyelere geleceğimizi düşünüyorum ben.
Neresini bekliyorsunuz Giresunspor'dan? Nerelere kadar gidebilir sizce? Belki bir şampiyonluk olmayabilir ama Süper Lig'de vazgeçilmez takımlardan biri olacağını düşünüyoruz. Çok güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Giresun'un en özgün lezzetlerinden biri de hiç şüphesiz kadayıf. Buraya gelip de kadayıf yemeden dönülmez. Giresun fındığıyla birleşince de muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Ayhan Akten yanımızda. Ondan bu bilgileri alacağız. Nasıl yapılıyor? Niye bu kadar lezzetli? Nasıl bu kadar popüler oldu? Bayağı bir sorun var size aslında. Bir kere doğallıktan geliyor. Burası fındığın başkenti Giresun. Evet. Başkentin olmasının sebebi de Allah'ın toprağa verdiği özel mineral, vitaminler. Kadayıfımızı biz Giresun'da üretilen kadayıftan içerisine yaylalarımızın sütünü, gerçek tereyağını ve yetişen meşhur Giresun fındığımızın günlük kavrulmuş şeklini koyarak yapıyoruz. Evet, peki baktığımız zaman nasıl yapılıyor? Biraz kısaca onu anlatabilir misiniz? Normal kadayıflar gibi 15-20 dakikada pişmiyor. Tamamen 4 saat süren bir çalışmamız var. Çünkü sütün aromasını, tereyağın aromasını, pancar şekerinin aromasını ve fındığın her gün kavrulmuş taze şekliyle elde ettiğimiz aromayı buluşturmamız gerekiyor. Belli bir ısı ve derecesi oluyor. O yüzden de özel bir tat ve Türkiye'de yiyebileceğiniz en doğal, en tatlı kadayıf diyebiliriz. Evet, yani kadayıf dediğimiz zaman aslında kadayıfı göremiyoruz bile çünkü üstü tamamen fındık kaplı. Kameralar bu fındığın kokusunu alabiliyor mu? Onu alamıyor maalesef. Bu fındık dünyanın en kaliteli fındığı ve her gün taze kavrulup işte böyle öğüterek bunları elde ediyoruz. Şöyle isterseniz üzerine de koyabilirsiniz. Koyalım. Yani bu kadar bu üstü kapanacak tadı, şekilde bol fındıklı mı yeniyor bu? İçinde de fındık var, üzerinde de fındık var. Böyle mi seviyor halk? Tabii ki. Fındık bol olunca bol atabilirsiniz zaten. Ve bunun bir özelliği de 24 saat insana enerji ve çalışma garantisi vermesidir. Öyle mi? Bizim fındığımız ve kadayıfımızın özelliği budur. 24 saat enerji ve çalışma garantisi. Bizim de ihtiyacımız olan o zaten. Çünkü bu programı çekmek için bayağı bir enerjiye ihtiyacımız var. Zaten Giresun'un böyle doğal olması, enerjik olması, hareketli olması, hayat dolu olması fındık ve bu kadayıfa bağlı. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hemen tadına da bakalım meşhur Giresun kadayıfının. Benim gibi tatlı seven biri için gerçekten müthiş. Ben bir tane daha yiyorum. Çekim burada sona eriyor. İçeride 5 oyuncu var. Arka tarafa doğru. Ertaç boşa çıktı. Şut ve topu ağlara gitti. Traore gol atıyor. 23. dakika, Traore topu ağlara gönderdi ve GZT Giresunspor 1-0 öne geçiyor. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'le birlikteyiz. Giresunspor'u konuşacağız. Aslında geçen sezon Süper Lig'e yükselen bir takım için Giresunspor bu yıl gerçekten önemli maçlar oynadı. Şunu sorayım öncelikle, istediğiniz yerde misiniz şu an puan tablosuna baktığınız zaman? Yani tabii ki gönül daha fazlasını ister ama bulduğumuz yerden memnunuz, bulunduğumuz yerden. Şöyle belki bir 2-3 puan daha fazla hayallerimiz ve hedeflerimiz vardı. Futbol nasıl yaşanır burada? Bir futbol şehridir diyebilir miyiz Giresun için? Şöyle, Giresun aslında çok eski, yani çok tarihi çok eski olan bir kulüp Giresunspor. Ondan önce aslında bazı amatör takımlar varmış. Onların birleşmesiyle Giresunspor oluşuyor. O yüzden Giresun'un bu sosyalliği, yani futbol sosyalliği ve sosyal yaşam kültürü çok derinlerden geliyor. Giresun'da spora, özellikle Giresunspor'a inanılmaz derecede bir sevgi olunca biz o yükleri o sırtımıza daha fazla hissediyoruz. Siz bir planlama yaptınız muhakkak Süper Lig'e çıktıktan sonra.
kısa ve uzun vadede planı sorayım ben Giresun Spor için. Giresun şehri turizm, eğitim, işte üniversitesi var. Spor şehri olabilir. Yani bu çok o Giresun için aslında uygun bir proje. Çünkü görüyoruz yani Avrupa'da birçok takımın yaşadığı iller, bulunduğu bölgelere bakarsak yani bunu yapmış, başarmış yerler var. Giresun'un stadı, şimdi tesisi yaptırabilirsek inşallah o tesisini de yaptırdığımızda gerçekten çok mükemmel bir yer. Yani futbol, gelen futbolcu arkadaşlarımız da burayı çok beğeniyor. İşte deniz var, yeşil var, balık var, her şeyi de seviyorlar. Burayı bir spor şehri haline getirebiliriz. Burada bir futbol kültürü zaten var ama doğru dizayn edersek, işte bunun birçok kolu var, ekonomisini, bütçesini, yönetimini, kurumsallığını doğru oturtursak bence Giresun Spor bir futbol şehri olabilir. Bunu bir kültür haline getirebilir. Siz hep gerçekçi konuşuyorsunuz ama taraftar da başarı istiyor. Belki bir Avrupa kupaları istiyor. Olur mu seneye? Şimdi tabii taraftarlar hep istiyorlar. O güzel. Yani zaten o istekler hiç bitmesin ki bizi kamçılasınlar. Ama ayakları yere basan şekilde gitmemiz lazım. Yani adım bu, adım. Tabii bu sene, çünkü ben geldiğimde Giresun Spor'un ciddi borçları vardı. Yani bugün Giresun Spor bu sezonu inşallah iyi yerde bitirdiğimde en az borçlu kulüp olacak. Bakın iddia ediyorum. En az borçlu kulüp haline getirecek Giresun Spor'u. Süper Lig'de en az borçlu kulüplerden bir tanesi olmak çok büyük bir avantaj. Bunu yapabilirsem çok büyük bir şey yapmış olacağız. Ondan sonra zaten kendiliğinden gerisi gelecek. Çünkü bu sene Giresunspor'un bütün gelirleri temlikliydi. Hiçbir Giresunspor kulübünün, hiçbir federasyona, başka yerde hiçbir geliri yoktu. Kendi imkanlarımızla götürmeye çalıştık. Eksikler var, işte geriden gelen borçlarımız oldu. Ama inşallah Giresunspor doğru sistemi kurduğu zaman neden olmasın? Yani bence iyi başarılar gelecektir. Hamidi Turar aldı. Yerden savunmanın arkasına karşı karşı pozisyon, gol! Sergio savunmanın arkasında attı golü. Giresun Spor 2. Başkanı Nait Yamak'la birlikteyiz. Aslında hem futbolu hem de Giresun'daki spor kültürünü konuşacağız. Çünkü bir dönem Giresun Spor'da basketbol şubesi de vardı ve basketbol bayağı burada ilgi görüyordu. Giresun halkı sporu seviyor. Onu biliyoruz. Biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Giresun spor şehri. Uzun yıllardır futbol, basketbol şehrimizde çok seviliyor, oynanılıyor ve takip ediliyor. Ayrıca Giresun'un bir özelliği daha var. Yaşamı olarak en uzun yaşamın olduğu şehir. Evet. Herhalde bunun nedenlerinden biri de sporun çokça sevilmesi. Bizim zaten Karadenizli olarak bir inatçılığımız var içimizde. Onu da sahaya yansıtıyoruz. Kendi imkanlarımız zor olsa bile şehir olarak zordan bir şeyler yaratmayı seviyoruz. Nitekim futbolda da geldiğimiz nokta, şu anda Süper Lig'de oynuyoruz. İnşallah bu ligde kalıcı olup devam etmeyi düşünüyoruz. Şehir sporu seviyor. Ayrıyeten yüzme. İçinde iki tane yüzme havuzumuz var. Burada milli sporcular da yetişiyor. Bir de NBA yıldızı çıktı. Evet. Bir de söyleyelim. Bir de Alperen'imiz çıktı. Alperen Giresunlu. Giresunlu Alperen. Buradan daha sonra Banvit'e gitti. Oradan Beşiktaş, oradan da NBA'ye gitti. Bundan sonra Giresun Spor daha üst sıraları hedefliyor mu? Bu ligde kalacağız. Kalıcı olacağız. Biz altyapımıza da artık bu seneden sonra önem vermek istiyoruz. Oyuncular da yetiştirmek istiyoruz. Çünkü artık kulüpler öz kaynaklarıyla yönetilmek zorunda. Hani var ya, taşıma suyla değirmen dönmüyor diye. Bizim de kısıtlı imkanlarımız, 100 küsür bin nüfuslu bir şehirde Süper Lig'de olmanın imkanları, imkansızlıkları, yaşananlar çok zor. Hayalde neresi var? Son olarak bunu sorayım çok kısa. Yani benim her zaman hayalimde Giresun Spor'un Avrupa'da bir takımla oynaması var. Bunun için taşıma suyla değil de gerçekten kendi öz kaynaklarımızı yaratarak, kendi oyuncularımızı yetiştirerek sabırla gitmemiz lazım. Öncelikle bu ligde kalıcı olduğumuzu göstermemiz lazım. Önümüzdeki senede şu anda mevcut borçlarımızı biraz daha azaltarak, doğru adımlar atarak önce kalıcı olup 2-3 yıl içinde de kısmetse bu statta bir Avrupa takımı. Statta bir Avrupa takımını görmek istiyoruz. Diabate'yi karşılayan Sinan. Diabate girdi içeri. Aldı soluna. Şimdi sağına. Diabate çok şık orta. Kafa ve gol! Mükemmel orta. Harika kafa ve topağlarda 2-0.
GZT Giresun Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile birlikteyiz. Hem şehri hem de futbolu konuşacağız kendisiyle. Öncelikle tabii şehrin futbola olan bakışı ve tutkusuyla ilgili konuşalım. Uzun yıllardır tabii ki Süper Lig hasreti vardı. Bu sene biraz daha yoğun. Ama bir futbol şehri diyebiliriz. İnanılmaz ilgililer. Müthiş bir destek veriyorlar. Ama bu sene biraz daha fazlalaştı diyebilirim. Yani Süper Lig'de oynadıktan sonra seyircinin desteğini de hissediyorsun. Son Beşiktaş maçı da evet, rekor kırıldı. Stadımız 20.000 kişilik civarında. Ona yakın full doldurdular. Peki Giresunspor'da siz buraya gelirken bir alt ligde aldınız takımı. Evet. Şampiyonluk yaşadı. Süper Lig'e çıktı takım. Kısa bir uzun vadede bir plan mutlaka yaptınız yönetimle beraber. Biraz ondan bahseder misiniz? O dönemde zorluklar vardı tabii ki. Gene biliyorsunuz maddi zorluklar her kulüpte olduğu gibi. Evet. Fakat güzel bir planlamayla hatta sezonun devre arasında bile transferi açmayarak lider olduğumuz halde aynı oyuncularla devam ederek güzel rekorlarla dolu bir lig yaşadık. Birinci olmasak da ikinci olarak Süper Lig'e çıktık. Dediğim gibi çok istenen, arzulanan bir şeydi. Ama bunu başardığımız için mutluyuz tabii ki. Bir sistem kurmak önemli değil mi? Böyle uzun vadeli düşünülen yerlerde ki burada uzun vadeli düşünüldüğünü anladık biz. Evet. Biz genelde geleceği düşünerek adımlar atmaya çalıştık. O bizim için çok önemliydi. Kulüp yıllardır zaten devamlı borçlarla devam ediyordu ama hem borca girmeden hem de belli bir şeyimizi ayarlayarak, bütçemizi ayarlayarak öyle devam etmek istedik. Kısıtlı bir kadroyla, mütevazi bir kadroyla iyi işler çıkararak Süper Lig'e çıkmış olduk. Şimdi Süper Lig'de bu sezon için biraz alışma sezonu diyebiliriz herhalde ilk sezon olduğu evet, için. Evet, çok zordur biliyorsunuz ama istatistikler çok öyle şey yapmıyordu. Son 5 senede falan 3 takımın bir tanesi düşmüş. Yani fena değildi ama biz de kalmak istiyorduk. Bunun için de gene geleceği düşünerek iyi adımlar atarak, fazla açılmayarak, kulübü riske atmayarak iyi bir mütevazi bir kadro kurduk gene bu senede. Ben dışarıdan seyrettiğim bir futbol sever olarak, içindeki biri olarak Giresunspor'un belli bir sistemde oynadığını görüyorum. Yani bu da bir önemli bir çaba gerektiriyor. Evet, kolay değil bazı şeyleri yapmak. Bir de sıfırdan bir takımı bunu adapte edebilmek, uyum sürecini atlatabilmek. Ama vazgeçmediniz ne olsun? Tabii ki bu inandığımız, başarının böyle geleceğini düşündüğümüz bir sistem. Takım oyunu çok önemli. Onu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Buraya gelen oyuncularımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Mutlu olmalarına çalışıyoruz. Bu ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi bu. Bunu sağladıktan sonra, oyuncu mutlu olduktan sonra da istediklerinizi alabiliyorsunuz. Biraz tabii ki maddesel problemler oluyor ama bu her kulüpte oluyor. Biz bunu başarıp bu birliktelikle güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Karadeniz dediğimizde herkes sabırsız ve heyecanlıdır, zaman zaman öfkelidir. Ama bizim şehrimiz biraz daha durgun. Çünkü kulübümüzün de bir mottosu var. Türkiye'nin sayılı sempati kulüplerinden olmak istiyoruz. O yüzden yani her zaman iyi dilekler sunuyoruz rakiplerimize, misafirperverlik konusunda da. Yani o yüzden hem tutkuluyuz hem de rakibimize karşı da çok saygılı olmaya çalışıyoruz. Zor bir süreç oldu. Tabii seyirci de yoktu pandemiden dolayı. Seyirci olsaydı belki daha da coşkulu olabilirdi ama yine de bu şehre uzun bir aradan sonra bunu getirdiğimiz için çok mutluyuz ve gururluyuz. Ve ben de buralı olduğum için bunu da belki ileride torunlarıma anlatacağım büyük bir mutlulukla. İşaret geldi. Kandeyaş, Emre Akbaba, Kandeyaş geliyor. Kandeyaş vurdu. Direk dibinde Onurcan. Şehirde lig bilincini oluşturmak, o kültürü, spor bilincini oluşturmak kolay olmuyor. Biliyorsunuz daha önce Yeşil Giresun TBL'de mücadele ederken bu kültür biraz oluşmuştu. Şimdi Süper Lig'de de tabii ki bir şehir takımının Giresun'da olması buradaki bilinci biraz daha ateşleyecek.
Biraz daha devamlılığa ihtiyacımız var. Tabii ki kolay değil bu şeyleri inşa edebilmek. Çünkü 44 senelik bir serüven, dediğim gibi 44 sene olmayınca buradaki lig bilinci olmuyor. Ne yazık ki çoğu Giresunlu insan da Süper Lig'den ikinci bir takımda destekler konumda. O yüzden de bu Giresun sporluluk bilincini aşılamak da birkaç senelik bir iş. İnşallah ligde de 3-4 sene düzenli olarak kalabilirse takım, bu bilinç oluşacaktır bence. Beşiktaş maçı oynadık. İlk defa tribünlerimizi ben full seyirci olarak gördüm. Çok keyifliydi, ambiyans da çok güzeldi. Takımın bir şeyler verdiğini gördükçe taraftarda Giresun sporluk bilinci oluştu ve seyirci sayısı da artmaya başladı. Diabate çalıma attı, Diabate son çizgi, Diabate çevirdi ortaya, Sekan topu alana gitti, gol 2-2. Geri döndü GZT, Giresun Spor 2-2. Umut Nayır kale ağzında, Uğur Çiftçi ile birlikte topu alana gidiyor 2-2. Gerçekten burada insanlar heyecanlı. Tabii uzun süre Süper Lig'den uzak kalmış bir şehir. Bu yüzden insanlar çok özlemle, merakla bu anları beklemişler. Çok heyecanlılar. İstekliler maça geliyorlar. Bu hafta da zaten stadı doldurdular. Çok bayram yeri gibi güzel bir atmosfer vardı. Giresun Spor Süper Lig'e, Süper Lig Giresun şehrine çok yakıştı bu sene. Çok güzel anılar oldu bu sene. Bizim adımıza da, taraftarlarımız adına da, şehir adına da. Uzun vadede baktığımız zaman tabii zor, kolay değil. Nice takımlar gittiler, tutunamadılar. Şampiyon olmuş Bursa Spor bugün ne hallerde görüyoruz. İnşallah önümüzdeki sene güzel bir yapılanmayla kalıcı bir Giresun Spor olur ve bu süreç ilerledikçe de Avrupa Ligi'ni zorlayabilecek bir Giresun Spor inşallah, umuyorum ki olur diye düşünüyorum. Serginho baktı çevresinden geriye doğru, Traore vuruyor ve gol! Topu alana gitti. İkinci yarıya golle başlıyor GZT Giresun Spor. Futbolun şehirlerinde bu hafta yeşilin ve mavinin buluştuğu şehir Giresun'daydık. Doğal güzellikleriyle, kültürel ve tarihi mirasıyla ve Süper Lig'de mücadele eden Giresun Spor'la Giresun'u sizlere tanıtmaya çalıştık. Burası gerçekten nefis bir doğaya sahip. Buradaki gastronomi son yıllarda gelişmiş durumda ve gastronomik ürünler açısından da bölge çok zengin. Tüm bu zenginlikleri bu programda sizlere anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Ve artık yavaş yavaş Giresun'dan ayrılmanın da vakti geldi. Öyle sıcak bir havada geldik ki buraya, bizler de şaşırdık aslında bu mevsimde. Ama bir günde hava değişti. Hem yazı hem kışı Giresun'da bir arada yaşadıktan sonra programı burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.